Manisa'nın Çirin ilçesi Alaşehir'in ekonomisinde çekirdeksiz kuru üzüm olarak bilinen Sultaniye üzümü başrol oynuyor. Merak ediyoruz, acaba Alaşehir'in ekonomisinin temel taşlarında neler var? Alaşehir'in temel taşı üzüm. Nereye bakarsanız üzüm. Elbette ki kestanemiz, kirazımız ve diğer tarım ürünlerimizde katkı sağlasak da temel girdimiz ve katkımız üzüm. Kuru üzüm ve yaş üzüm. 60'ın üzerinde ihracata yönelik işletmemiz vardır. Sadece yaş üzüme yönelik. Bunun yanında kuru üzüme yönelik Türkiye'nin ve dünyanın en iyi işletmelerinden biri olan yine Tarış Alaşehir'dedir. Kuru üzüm işletmesi olan diğer arkadaşlarımız vardır. Ama bunların sayıları azdır. İnşallah önümüzdeki günlerde bu birkaç taneye geçecektir. Alaşehir'in ekonomisinde üzüm o kadar önemli ki ilçede çekirdeksiz kuru üzümün en büyük rakibi yine son yıllarda dış pazarda satışı artan yaş üzüm olmuş. Diğer bölgelere göre hem yetiştiricilik bakımından hem de kalite bakımından belli bir yere geldik ve çok da iyi gelir elde etmeye başladı Alaşehir ve Sarıgöl halkındaki arkadaşlarımız, çiftçilerimiz. Kuru üzümün satışından mı yoksa bildiğimiz yaş üzüm dediğimiz evlerimizde yenen, sofralarımıza yenen üzümden mi daha çok rant ediliyor Alaşehir'de? Bizim temel girdiğimiz elbette ki Sultaniye çekirdeksiz üzüm. Kediz Havzası'nın üretilen kuru üzümün %85'i de ihracat edilen bir ürün ve gelirimiz de bundan. Ama son yıllarda yani yaklaşık 15 yıla geçen bir süre içinde yurt dışına gönderdiğimiz yaş üzümle de hem kuru üzüm rekoltesinin belli bir yerlere çekilmesini hem de gelir seviyesinin biraz daha yükselmesine vesile olduk. Manisa'da yetişen çekirdeksiz üzüm tarihte eşsiz lezzetinden dolayı sultan sofralarını süslediği için Sultaniye adını almış. Bütün dünyada ün yapan Sultaniye üzümleri bugün de pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Kaç ülkeye ihracat yapıyor Alaşehir ve bunlar daha çok hangi ülkeler? İngiltere'sinden Çin'ine kadar bu üzümlerimizi gönderiyoruz. Yaş üzümde en büyük pazarımızı Rusya oluşturuyor şu anda. İngiltere'ye, Almanya'ya ve diğer yerlere de yaş üzümde gönderiyoruz. İlçede sürekli istihdam sağlanması ve ürün işleme tesislerinin üzüm mevsimi dışında yılın 12 ayı boyunca duraksamadan çalışabilmesi amacıyla bazı girişimler yapılıyor. Tüm bölgedeki kayısıdan kiraza, pırasadan soğana kadar bu işletmelerimizde artık ürünler işlenmeye başlandı ve 6 aylık süreden 8-10 aylık sürelerde işletmelerin çalışma şeklini bazı işletmelerimiz bu hale getirdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarında ve gayretlerinde destekliyoruz. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ilçeyle özdeşleşen Sultaniye üzümünün patentini almak için çalışmalara başlamış. Biz sizin bu kadar iddialı olduğunuz üzümünüzü İzmir üzüm olarak biliyoruz. Evet. Galiba siz de bundan biraz şikayetçisiniz değil mi efendim? Evet. İzmir'den ihracatı daha belki yıllarda hep yapıldığından dolayı adı İzmir üzümü olarak kalmış. Esasında bu üzüm menşei Manisa'dır. Manisa'nın merkezi de üzümün en fazla üretildiği yerde Alaşehir'dir. Alaşehir Sultani üzümünle ilgili coğrafi işaret almak için çabalarımız var. Şu anda uğraşıyoruz. Alaşehir üzümünün de ayrı aroması, ayrı lezzeti ve tadını Alaşehir Sultani üzüm olarak menşelendireceğiz ve alacağız. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, bizlere Sultaniye üzümünün etkili bir biçimde tanıtılmasını sağlayacak yeni bir projenin müjdesini veriyor. Önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları'nda 25'er gramlık paketler halinde bütün yolculara hem iç hatlarda hem dış hatlarda Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu ürünü dağıtacağız. Vitamin, protein, enerji olarak tüketilmesi gereken bir ürün. Serumun içindeki şeker bağında nasıl karbon bağı serumda varsa aynı üzümde var. Sultani üzümün içindeki şekerin ve enerjinin çocuklarımıza ve kendi büyüklerimizin tamamını yedirilmesi ve anlatılması lazım buna. Peki hanımlar şimdi hemen merak ederler. Bu üzüm bu kadar güzel, lezzetli, hepimize seviyoruz ama acaba bize kilo yapıyor mu? Verdiği enerjiyi yaktırıcı özelliğe sahip bizim üzümümüz. Emzikli annelerimizin yedirildiğinde çok daha faydalı olduğunu, çok daha enerjik olduğunu biliyoruz. Çok verimli tarım arazilerine sahip olan Alaşehir, tarım endüstrisi açısından yeni yatırımlara son derece elverişli bir bölge. Alaşehir ilçesine yatırım yapmak isteyen dış yatırımcı, acaba hangi alanlarda yatırım yapmalı? Siz ticaret odası olarak bunların arkasında mısınız? Ne gibi avantajları var bu bölgenin? Üzüme yönelik yapılabilecek her türlü sanayinin içinde biz varız. Özellikle yan sanayi galiba değil mi efendim? Yan sanayi özellikle gelişiyor. Ve üzümden elde edilecek birçok ürün var. Üzüm lokumları var, üzüm sucukları var, bekmezimiz var, sirkemiz var. İşletmelerimizin, ihracatçı arkadaşlarımızın, esnafımızın, tüccarımızın bu konuda yatırım yapması için çaba ve gayret içindeyiz. Gelecek arkadaşlarımıza en iyi desteği sağlayacağımıza inanıyorum.